Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ikinci ünitenin birinci dersiyle tekrar birlikteyiz. El vehdetu thaniyetu ikinci ünite. Muhteviyatul vahdeti ünitenin içerikleri. Ed dersül evvelu birinci dersimiz fissafi sınıfta konulu olacak. El hiver diyalogumuz var. Eşyaun fissafi sınıftaki eşyalarla alakalı. El istima'u dinleme alıştırmamız var. Hâzihil hakîbetu li bu benim çantam isimli. Ed dersü sani ikinci derste de ikinci ünitenin ikinci dersinde de mâzâ tedrusu ne okuyorsun diyalogumuz olacak. El hivâru el hayâtu dirâsiyye yani eğitim hayatı. El istima'u orada da bir dinleme parçamız olacak. Ta'biratun ve ef'alun safiye. Tabirler yani sıkça kullanılan tabirler ve sınıfta yapılan fiiliyatlarla alakalı güzel bir çalışma olacak. Tabi bunlar diğer videoda yani şuradan aşağısı ikinci videoda olacak. Şimdi biz burayı misafir edeceğiz hep birlikte. Eddirasetü eğitim anlamında, ders çalışma anlamında eddirasetuyu kullanabiliriz. Eddersül evvelu birinci ders saffi sınıfta isimli dersimiz olacak. Evvelen birinci olarak el müfredat kelimeleri, yeni kelimeler bugün öğreneceğiz. Birinci alıştırmamız istemi dinle ilel kelimeti laetiyeti gelen kelimeleri dinle summe kerrir sonra tekrar et alıştırması. Şöyle bir kelimelerimize bakalım. Saffun <laughs> sınıf kelimesi. Saffun sınıf. Üstevun öğretmen. Mibratun kalem tıraş. Sebburatun tahta. Taviletun masa. Kürsiyun sandalye. Makadun sıra bu da yine aslında sandalye olarak kullanılabilir ama burada onu sıra olarak kullanacağız. Hakibetun çanta, kitabun kitap, defterun defter, verakatun kağıt, kalemun kalem, hasubun bilgisayar, mimhatun silgi, mistaratun cetvel, kalemurasaz, kurşun kalem. Evet, saffun sınıf, üstadun öğretmen, mibratun kalem tıraş, seburatun tahta, taviletun masa, kürsiyun sandalye, makadun sıra, hakibetun çanta, kitabun kitap, defterun defter, verakatun kağıt, kalemun kalem, hasubun bilgisayar, mimhatun silgi, mistaratun cetvel, kalem rasas, kurşun kalem anlamında kullanacağız. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Şahidi suveral etiyete gelen fotoğraflara bak. Gelen fotoğraflara bak. Sümme sonra da rakamel kelimeti sabikati fil mekanil münasip'' Sonra uygun yerlere, sonra uygun yerlere ne yapacağız? e, ee, buradaki az önce geçen kelimelerin şu başındaki rakamları buradaki uygun yerlere yazacağız sayın hocalar. Şimdi şöyle bir fotoğraflara baktığımız zaman şurası bakın bu bir kalem buna 12 numara yazacağız. 12 numara kalemun yazalım bunun altına. İkinci fotoğrafımız bir kağıt buna da verakatun yazacağız. 11 numara yani verakatun. Yani şu 12 bu 11. Burası 9 kitap çünkü bu. 9 yazacağız. 8 hakibetun çanta. 3 numara mibratun kalem tıraş. 14 numara mimhatun silgi. 15 numara mistaratun cetvel. 1 numara saffun sınıf. 2 numara Üstazun öğretmen 10 numara defterun defter 12 numara gerçi buna 16 yazacağız çünkü bu kalem az. kurşun kalem 16 kalem urasaz 5 numara tahviletun 13 numara hasubun 7 numara makadun 6 numara kürsiyun ve son olarak 4 numara sebburatun olacak. Şimdi bir kere daha isterseniz numaralarını söyleyeyim kontrol edelim. 12 numara 11 numara 9 numara 8 numara 3 numara 14 numara 15 numara 1 numara 2 numara 10 numara 16 numara 5 numara, 13 numara, 7 numara, 6 numara, 4 numara. Bu şekilde rakamları altlarına ne yapalım? Güzelce yazalım sayın hocalar. Da el kelimeti sabikati el kelimeti sabikate bu yukarıda geçen kelimeleri şimdi bu aşağıya koyacağız. Fi mekani hel münasibi fil cedval. Yani tablodaki uygun yerlerine bu yukarıdaki kelimeleri koyacağız. Bunları neye göre ayıracağız? Müzekker erkek olan kelimeler ve müennes bayan olan kelimelere göre bunları ayıracağız. Kelimelerimiz bakın şuradaydı. Şimdi bunların müzekker olanlarını yukarıya, müennes olanlarını da aşağıya yazacağız. Hemen yazılmış haline bakalım. Bakın müzekker olanlar saffun, üsteyzun, kürsiyun Mak'adun, kitabun, defterun, kalemun, hasubun, kalemu rasas. Bunlar müzekker olanlar. Aşağıya müennes olanları yazacağız. Mibratun, sebburatun, daviletun, hakibetun, verakatun, mimhatun, mistaratun olacak. Bunları güzelce yukarıya müzekker olanlarını, aşağıya da müennes olanlarını yazalım. Evet, bir sonraki sayfamıza geldik. Sıl beynel müfredi ve cem'ihi fil kelimeti latiye. Gelen kelimelerden gelen kelimelerden müfret ve cemi olanlarının arasını birleştireceğiz. Bakalım. El müfredu müfret olanlar, el cem'u cemisi de aşağıya da bize verilmiş. Hemen bakalım. Üstadun öğretmen, esati ve tu öğretmenler, taviletun masa, daviletun masalar, kürsiyun sandalye, kerasi sandalyeler, kitabun kitap, kutubun kitaplar, defterun defter, defatiru defterler, Verakatun kağıt, evrakun kağıtlar. Ustazun esatizetü, daviletun taviletun, kürsiyun kerasi, kitabun kutubun, defterun defatiru, verakatun evrakun olacak. Saniyen ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde elhiveru bir diyalog. Evet, ikinci bölümde ne yapacağız? Bir tane diyalog göreceğiz sayın hocalar. Hemen şöyle yavaş yavaş ne yapalım? Diyalogumuza bakalım. <laughs> <laughs> Eşya unfisafi sınıftaki eşyalar sınıftaki eşyalar bununla alakalı bir diyalogumuz olacak. Birinci alıştırmamız istemiyor dinle ve kra, oku, dinle ve oku alıştırması. Hemen şöyle bir bakalım. Mâ hâzâ yâ yâmin. Ey yâmin. Bu nedir? Mâ hâzâ yâ yâmin. Lâ e'rifu yâ ustâb. Bilmiyorum öğretmenim. Lâ e'rifu bilmiyorum. Hâzâ hâsûbun. Bu bil bilgisayardır. Ve mâ hâzâ yâ zeyne. Ey zeyne. Bu nedir? Ve en la e'arifu ya ustaz. Ben de bilmiyorum öğretmenim. Hel tarifu ya kinan. Ey kenan sen biliyor musun? Hâzâ mek'adu. Bu nedir? Bu masadır. Bu sıradır. Ehsente. Aferin. Ve hel hâzâ galemun ya asım. Ey asım bu bir kalem midir? La hayır. Hâzihi taviletun. Hayır bu bir masadır. Ehsente ya asım. Aferin. Ey Asım. Evet, böylesine kolay, gerçekten kolay bir diyaloğu da geride bırakmış olduk. Lahiz etteraki terakibe Gelen terkiplere dikkat et. Alıştırması. Yani bu basit diyalogların aslında bize verilmesinin amacı orada geçen bazı önemli terkipleri öğrenmemiz olacak. Yoksa bu diyalogları buraya boş yere yazmıyorlar. Yani kolayından zoruna kadar Bizim için önemli olan terkipler var bunların içerisinde. Şimdi burada müzekker ve müennes arasındaki farka bakacağız. Heze <laughs> kitabun bu bir kitaptır. Hezihi <laughs> taviletun bu bir masadır. Meheze <laughs> bu nedir? Heze <laughs> kitabun bu bir kitaptır. Mehezihi <laughs> bu nedir? Hezihi <laughs> taviletun bu bir masadır. Hel heze kalemun bu bir kalem midir? Hal hazihi sa'atun? Bu bir saat midir? Naam, evet. Haza kitabun. Evet, bu bir kitaptır. Naam, hazihi mistaratun. Evet, bu bir cetveldir. Ya da la hazihi mistaratun. Hayır, bu bir cetveldir cevabını verebiliriz. Yani olumlu cevap da verebiliriz, olumsuz cevap da burada verebiliriz. Buradaki ha hade ve ve dihi arasındaki fark bizim için önemli. Müzekker için hazihi müennes için de hâzihi kullanacağız. Yani ismi müennes olan bir nesneyi sorarken mâ deriz. Müzekker olanı sorarken mâ sorusunu kullanacağız. Burada önemli olan nokta şu soruda soruda mâ hel bu ibareler varsa cevapta hâze ile başlayacak. Yani soruda hâze geçiyorsa cevapta da hâze olacak. Soruda hezihi geçiyorsa cevapta da hezihi olacak. Buradaki cinsiyet uyumunu gözden kaçırmamamız önemli. Tezekker. Tekrar et. Ve la farka. Ve farka dikkat et. Alıştırması. Hemen şöyle bir bakalım. Men heze. Bu kimdir? Heze murat. Bu murattır. Buradaki men lil aqil akıl sahipleri için kullanılıyor. Bunu daha önce de görmüştük. Men hadihi bu kimdir? Hadihi Selma. Bu Selma'dır. Yani bir erkeğin kim olduğunu sormak için men hadi bir bayanın kim olduğunu sormak için de men hadihi kullanacağız. Ma hadi bu nedir? Hadi kitabun bu bir kitaptır. Burada da ma li gayril akil yani akıl sahibi olmayanlar için ma'yı kullanacağız. Yani bir adamı işaret ederek ma demeyiz kesinlikle. Akıl sahibi olmayan varlıkları sormak için ma'yı kullanacağız. İnsanları sormak için de meni kullanacağız. Ma bu nedir? Hâzihi tabiletun bu bir masadır. Yani bir erkeği sormak için men bir bayanı sormak için men erkek bir nesneyi sormak için mehze bayan bir nesneyi sormak için de mehzihi kullanacağız. Şimdi sol tarafa bakalım. Uktub el suale vel cevabe. Yani uktub el suale soruyu yaz. Evil cevabe veya cevabı yaz. Soruyu veya cevabı yaz. El münasib lil ibaret latiye. Gelen ibareler için uygun olan gelen ibareler için uygun olan soruyu veya cevabı buraya yazacağız. Hemen bakalım. Bir numaralı örneğimizde sorumuz eksik. Hemen soruya bakalım. Mehaze bu nedir? Mehaze bu nedir? Mehaze bu nedir? Hâze hasubun. Bu bir bilgisayardır. İkinci sorumuza bakalım. Hel hâze tabibun? Hel hâze tabibun? Bu bir doktor mudur? Hel hâze tabibun? Bu bir doktor mudur? La hayır, haza üstazun. Bu bir öğretmendir. Hayır, bu bir öğretmendir. Hemen üçüncü tarafa gelelim. Bakın burada sorumuzda da eksiklik var. Cevabımızda da eksiklik var. Hemen bakalım. Ma haza bu nedir? Ma haza bu nedir? Ma haza bu nedir? Haza saffun. Bu bir sınıftır. Ma <laughs> haza bu nedir? Haza <laughs> safun bu bir sınıftır. Dördüncüye bakalım hemen. Hel hadihi seburatun bu bir tahta mıdır? Hel hadihi seburatun bir tahta mıdır? Naam hadihi seburatun. Hel hadihi seburatun. Naam hadihi seburatun. Bunu değiştirebilirsiniz tabi. Mesela Hel hadihi mimhatun. Naam hadihi mimhatun. Ya da hel hadihi mibratun. Naam hâzihi mibratun diyebilirsiniz. Bunları istediğiniz şekilde değiştirmemiz mümkün olacak. Üçüncü alıştırma. Tebedel etteraki ve sabikate. Az önce geçen terkipleri değiştir. Meazemilike arkadaşınla beraber. Müstefiden minel eşya il mevcudeti eti Yani sınıfta mevcut olan eşyalardan faydalanarak. Az önce benim burada yaptığım gibi sayın hocalar. Mesela burayı da değiştirebilirsiniz. Mesela Ma hâzâ, hâzâ <hâze> kürsiyyün. Ya da ma hâzihi, hâzihi şekli, hâzihi seburatun şeklinde bunları değiştirerek kullanmamız mümkün. İstahdim el kelimâti lâtiyete me'a men hel. Bu gelen kelimeleri me'a, men ve hel ile birlikte kullanacağız. Bakın şuradaki kelimeleri. Az önce bu kelimelerin hepsini çoğunu gördük. Yine de bir kere daha hatırlayalım. Saffun sınıf Üstadun öğretmen, talibun öğrenci, seburatun tahta, taviletun masa, kürsiyun sandalye, makadun sıra, hakibetun çanta, kitabun kitap, defterun defter, verakatun kağıt, kalemun kalem, kalem kurşun kalem, mimahatun silgi, mistaratun cetvel, mibratun kalem tıraş, saatun saat, hasubun bilgisayar, miftahun anahtar, cevvelun cep telefonu, talibetun kız öğrenci. Şimdi bunları nasıl sorabiliriz? Hel ve hasubun. Yani bu bir bilgisayar mıdır? Naam haza hasubun olabilir. Ya da men hazihi bu kimdir? Hazihi talibetun. Bu bir kız öğrencidir. Ya da men haza bu kimdir? Haza ustazun diyebiliriz. Ma ile alakalı soralım. Ma hadihi bu nedir? Hadihi ise buratun. Ma hadihi bu nedir? Hadihi mistaratun. Ma hadha bu nedir? Hadha meqatun. Ya da ma hadha bu nedir? Hadha kitabun şeklinde. Bunları çok rahat, çok rahat az önce öğrendiğimiz kalıplara göre hem sorularını sorabiliriz hem de cevaplandırabiliriz. Thalithen, üçüncü bölümdeyiz. El istima'u dinleme bölümü. Hâzihil hakîbetü li. Bu benim çantam. Hâzihil hakîbetü li. Bu benim çantam bölümündeyiz. İstemi ilal hiveril âti. Gelen diyaloğu dinle. Gelen diyaloğu dinle. Thumme ecib anil esiletil âtiye. Sonra gelen soruları cevapla alıştırması. Bakalım hemen şöyle bir. Helil helil li burâkin. Yani çanta burağın mı? Helil hakibetu li burakin. Çanta burağın mı? Hemen şöyle cevabımıza bakalım. La el hakibetu li ishaqin. Hayır, çanta isha ishakındır. La el hakibetu li ishaqin cevabını yazacağız hemen şunun yanına. Mezafil fil hakibeti? Çantadaki nedir? Mezafil fil hakibeti ya da çantada ne vardır? Mezafil hakîbeti, fil hakîbeti kitabun ve kalem rasaz ve mibratun ve mistaratun. Meze mea İbrahim, yani İbrahim'in yanında ne vardır ya da İbrahim'in yanındaki nedir? Meze mea İbrahim mimhatun ve defterun mea İbrahim mimhatun ve defterun mea İbrahim olacak. Cevabımız. Hel me'a İbrahim sa'atun? Hel me'a İbrahim sa'atun? İbrahim'in yanında saat var mı? Hel me'a İbrahim sa'atun? La, hayır. Leysa me'a İbrahim sa'atun. İbrahim'in yanında saat yoktur. La, leysa me'a İbrahim sa'atun olacak. Evet şimdi burada ikinci alıştırmadayız. İstemiyor, dinle merreten uhra ikinci bir kere dinle. Sümme sonra uktup fil feragil kelimetil münasebe sonra uygun kelimeleri boşluklara yaz alıştırması. Burada diyaloğun tamamı yazılmış. Yani az önce bu soruları cevaplarken kullandığımız o dinleme diyaloğunun aynısı. Bakın burada metne dökülmüş halde. Tabi bazı yerleri boş. Onları da şimdi sizlerle beraber ne yapacağız? Yazacağız. Vel şimdi Uridu en ele. sormak istiyorum. İshak. İshak. Mâzâ. Mâzâ me'ake. Yani senin yanında ne var? Mâzâ me'ake. Mâzâ me'ake. hakibet. Yanımda çanta var. Ceyit güzel. Hâzihi ismuha hakibetun. Bunun ismi çantadır. Ya tullâbu. Ey öğrenciler. Ya tullâbu. Ey öğrenciler. Ya tullâbu. Evet, buraya ya tullabu yazacağız. Ve mâzâ fil ya ishak. Ey ishak çantanın içinde ne var? Ve mâzâ fil ya ishak. Fil çantanın içerisinde. Fil hakîbeti kitabun ve kalemun ve kalemurasas ve mibratun. Fil çantanın içerisinde kitabun ve kalemurasas ve mibratun Yazacağız. Evet. Ve Mibrat Hel heze kullu şeyin ya <laughs> İshak. Ey İshak. Bunlar, bütün şeyler bunlar mı? Unzur ceyyiden iyi bak. İyi bak. Hunake eşya un ya İshak. Orada başka şeyler de var. Ey İshak. Affen ya ustaz. Özür dilerim öğretmenim. Affen ya ustaz. La e'rifu ismehe. Onun ismini bilmiyorum. Hemen yazılışına bakalım. Affen ya ustaz la a'rifu ismaha. Onun ismini bilmiyorum. Men ya'rifu ismaha? Onun ismini kim biliyor? Men, men, kim, kim? Tefaddal ya Burak. Buyur. Burak. Hadihi. Bakalım neymiş o? Hadihi mistaratun. Bu bir cetveldir. Hadihi mistaratun. Ceyit güzel. Ve limen hadihil mimahat. Bu silgi kimindir? Ve limen hadihil mimahat. Hâzihi Hâzihil mimhâtul İbrahim Evet İshak diyor ki Hâzihil mimhâtul İbrahim Bu silgi İbrahim'indir. Ve hel hâzâ Ve hel hâzâ Hâzâ defteru leke ya İbrahim Ve hel hâzâ defteru leke ya İbrahim Ve hel Hâzâ defteru leke ya İbrahim Ey İbrahim bu defter senin mi? Naam evet Hâzâ defteru li bu benim defterimdir. Naam, hâze defteru li. Evet, bu benim defterimdir. Ve hel Senin yanında sa'at var mı? Ve hel me'ake sa'atun. Ve hel La, ma Hayır, benim yanımda değildir. Ya da yanımda yoktur anlamında kullanabiliriz. Evet, buraları güzelce söylediğimiz cevapları boşluklara yazalım ve diyaloğu iyi bir şekilde tamamlayalım. Lahiz <laughs> et terakib atiyete gelen terkiflere dikkat et alıştırması müzekker için olanı bakın burada müzekker için olanı burada da müennes için olan versiyonunu şimdi göreceğiz. Meze <laughs> meake senin yanında ne var? Ma'i <laughs> hakibetun, Yani benim yanımda bir çanta var. Hel meake saatun yanında saat var mı? La ma ma'i saatun. Hayır yanımda saat yok diyebiliriz buraya. Limen hazel kitabu bu kitap kimindir? Hazel kitabu li bu kitap benimdir. Hel tarifu ma haza bunun ne olduğunu biliyor musun? La hayır la a'rifu e bilmiyorum. Şimdi burada erkeğe delalet etmesi için meake bakın ya da meake yine aynı şekilde hep burada k zamirlerini kullandık. Şimdi bayan versiyonuna bakalım. Me ve meaki senin yanındaki nedir? Bayana sorduğumuz zaman me'aki diyeceğiz. Me'i hakibetun. Hel me'aki sa'atun. Yanında saat var mı? La hayır. Leyse me'i sa'atun. Hayır yanımda saat yoktur. Limen hâzihil mistaratu. Bu cetvel kimindir? Hâzihil mistaratu li. Bu benim cetvelimdir. Hel ta'rifine mâ hâze. Bunun ne olduğunu biliyor musun? La, la arifu. Hayır bilmiyor. Bu daha önceki dersimizde de geçmişti. Yani Hel tarifu, hel tarifine. Erkeğe sorarken hel tarifu, bayana sorarken hel tarifine. Şuradakinin adının muhataba yası olduğunu söylemiştik. Yine erkek bir nesneyi sorarken heze, bayan bir nesneyi sorarken hezihi'yi kullanacağız. Evet burada tablomuz var. Tablomuzda mea harfi cerine zamirlerin bitişmesini ve yine li harfi cerine zamirlerin bitişmesini görüyoruz. Ma'i benimle beraber, me'ake seninle beraber, me'aki seninle beraber bir bayan için, me'ahu onunla beraber, me'ahe o bayanla beraber. Li benim için, leke senin için, leki senin için bir bayan için, lehu onun için, lehe de o bayan için anlamında kullanılacak. Bu zamirlerin adı muttasıl zamirler muttasıl zamirler kitabımızda nahiv konusu gelirse mutlaka orada onları göreceğizdir. Çünkü önemli bir konu Arapçada. Uktub yaz. Es suale evil cevabel münasibe lil Yani gelen yerler için, bu gelen yerler için uygun soru veya cevabı yaz alıştırması. Hemen şöyle bir çözümüne bakalım. Birinci yerde bir soruya ihtiyacımız var. Mâdâ ahu Yani onun yanındaki nedir? Onun yanında ne vardır? Mâzâ me'ahû me'ahû kalemun ve defter. Mâzâ me'ahû me'ahû kalemun ve defter. İkinci sorumuz. Hel me'ahâ kitabun. Onun yanında bir kitap var mı? Hel me'ahâ kitabun. Ne'am me'ahâ kitab. Hel me'ahâ kitabun. Ne'am me'ahâ kitab. Gelelim üçüncü yere. Hel me'ake hasubun. Hel me'ake hasubun? Yani senin yanında bir bilgisayar var mı? La hayr. Leysa ma'i hakibet. Ya da bunu şey yapalım. buraya hakibetunu getirelim. Yani hasubun olmadı burada. Hemen şunu düzeltelim bakın. Hel me'ake hakibetun olacak burası. Sayın hocalar. Eee hel me'ake hakibetun. Bunu düzeltelim. Ya da şunu şuraya alalım hemen hel meake hakibetun. Şu elif lamını da silelim. Evet böyle yapalım. Hel meake hakibetun. La leyse me'i hakibetun. Olacak. Şurada müzekker dediği için meake dedik bakın. Hel meake hakibetun dedik. Müennes yazsaydı hel meaki hakibetun diyecektik. Limen el cevvel. Bu cep telefonu kimindir? Limen hazel cevvel. el cevvelu li. Bu telefon benimdir. Hazel cevvelu li. Mâzâ fil hakibeti. Çantada ne vardır? Mâzâ fil hakibeti. El mistaratu fil hakibeti. Ya da fil hakibeti mistaratunda olur. <laughs> El mistaratu fil haqibeti de dersiniz. Ya da fil hakibeti mistaratunda diyebilirsiniz. Buraya cevap olarak. Hel me'ahu hasubun. Yani onun yanında bilgisayar var mı? Hel me'ahu hasubun. Ne'am me'ahu hasubun ya da la leyse me'ahu hasubun da olabilir. Olumlu ya da olumsuz cevap buraya verebiliriz sayın hocalar. Dördüncü alıştırma da işarete sahi emamel eşya il mevcudeti me'ak. Yani senin yanında mevcut olan eşyaların önüne diyor. Tik işareti koyalım. Kelimelere şimdi bakalım. Cevval cep telefonu varsa yanımızda tik işareti. Kitabın kitap varsa miftahun anahtar nazaratun gözlük kalemun kalem saatun saat hasubun bilgisayar defterun defter hakibetun çanta bunlardan hangisi yanımızda varsa onun altına tik işareti koyacağız gelelim son sayfamıza tebadeli teraki belatiyete ve azemilike gelen terkifleri Arkadaşınla beraber değiştir Alıştırması. Mülahaza. Yani şuna dikkat edeceğiz bunu yaparken. İstakdimeleşe elleti havlek. Yani etrafında bulunan eşyaları kullan. Onlardan faydalanarak bunu yapacağız. Hemen şöyle bakalım. Meze meake. Yani senin yanında ne vardır? Meze meake. Senin yanında ne vardır? İşte me'i se'atun. Me'i hasubun. Diyebiliriz buna. Hel me'ake. Hel me'ake. Defterun. Mesela yanında defter var mı? La. Leyse ma'i defter. Hayır. Yanımda defter yok. Limen Hezel kitabu. Bu kitap kimindir? Limen hezel kitabu. Hezel kitabu li. Bu kitap benimdir. Ya da limen hezihil hakibetu. Bu çanta kimindir? Hezihil hakibetu li. Bu çanta benimdir. Unzur ile suretil atiye. Gelen fotoğrafa bak. Şu gelen fotoğrafa bakacağız. Thumme sonra Sıf li zemilike el eşya elleti tuşa hiduha fihe. Sonra orada gördüğün eşyaları arkadaşın için sıf ve sıflandır. Yani onların adını söyleyeceğiz. Burada gördüğümüz eşyaları arkadaşımıza söyleyeceğiz. Mesela bunu ben sizin için örnek olarak yaptım. Fisuratı fotoğrafta. Fisuratı fotoğrafta üstadetun bir bayan öğretmen var ve tullabun ve öğrenciler var. O eklamun kalemler var ve kerasi ve sandalyeler var. Siz bunu istediğiniz şekilde fotoğrafta ne görüyorsanız, fotoğrafta ne görüyorsanız onları buraya teker teker yazmamız mümkün olacak. Unzur ile suretil atiye gelen fotoğrafa bak. Şu gelen fotoğrafa bakacağız. Thumme tebedel me'azemilike ile telatiye. Sonra arkadaşınla beraber gelen soruları değiştir alıştırması yapacağız. Yani fotoğrafa bağlı kalacağız burada. Mesela helme'ahu hasubun. Yani onun yanında bilgisayar var mı? Ne'am. Me'ahu hasubun mesela. Evet onun yanında bilgisayar var. Mesela onun yanında tahta var mı diyelim? Hel me'ahu seburatun? La. Leyse me'ahu seburatun mesela. Hayır onun yanında tahta yoktur. Mesela şurada bir kalem var. Onun yanında kalem var mı diyelim? Hel me'ahu kalemun? Ne'am. Me'ahu kalemun. Şurada kitap var. Hel me'ahu kitabun? Naam ma'ahu kitabun diyebiliriz. Şuna bir öğrenci diyelim mesela. Hel ma'ahu tullabun talibun. Hel ma'ahu tulla talibun. Onun yanında öğrenci var mı? Naam ma'ahu talibun diyebilirsiniz. Evet bu şekilde serinin üçüncü videosunu yani ikinci ünite birinci dersin videosunu da bitirmiş olduk. Diğer derslerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.